Benim canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben Sevimele Hoca hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün sizlerle birlikte Yıldızlı Sorular serisinde basit eşitsizlik ve mutlak değerle alakalı birbirinden güzel sorular çözeceğiz. Bu sorular sevgili arkadaşlarım 40 soru serisi TYT Matematik video soru kitabımızdan geliyor. İçerisinde biliyorsun normalde 40 soruluk bir deneme var zaten. Basit eşitsizlik ve mutlak değerle alakalı. Tabii ki sadece bu yok. Sadece bölümlerden birisi bu. Ve burada ben bu kitabın kampını yaparken beğendiğim ve seçtiğim soruları şimdi sizler için tekrardan derleyip toparlayıp bir pdf haline getirdim. Bu pdf'i de açıklama kısmındaki linke bıraktım ücretsiz biçimde indirebilirsin. Sen de benimle birlikte çalışabilirsin güzel kardeşim. Evet genç, gençler hazırsanız eğer abone olduysanız ve videoyu da beğendiyseniz geçebiliriz dersimize. Evet beraber bir sorumuza bakalım. M gerçel bir sayı olmak üzere denilmiş bize. Ve diyor ki ben bu M'yi bir dörtgenin içerisine yerleştirirsem böyle bir sembol oluşturursam bu sembolün değeri işte buradaki gibi olmaktadır. Bu şekilde tanımlanmış bu. E ben bunu farklı bir şekilde tanımlayamaz mıyım? Yani şöyle bir dörtgen çizdim. İçerisine M yazdım. 2M Bak şuradan eksi 2 geldi artı 3 daha kaç yapar artı 1 yapar değil mi? Yani ben dörtgenin içerisinde bir sayı yerleştirdiğim takdirde bunun iki katının bir fazlasını alırsam sonucunu elde etmiş oluyormuşum. Şimdi dikkat ettiysen içeride bak bir tane böyle dörtgen var. Bu dörtgenin içinde de m var zaten. E şimdi bu zaten 2m artı 1 değil miydi? Evet o halde ben bundan 1 çıkarırsam 2m kalır. Böylelikle bak şuradaki dörtgene odaklan dışarıda bir tane dörtgenimiz kaldı. Ve içinde de 2M yazıyor diyebilirim. Peki bu neye eşitmiş? Bir de buna bakalım. Şimdi bizim e, bu dörtgen içerisindeki m'mizin değeri içeridekinin iki katını alıp bir eklemek değil miydi? O zaman bunun iki katı nedir? 4 m'dir. Bir de buna bir ekleyeceğim. Yani sol taraf 4 m artı 1'in ta kendisiymiş. Bunlar artık eminiz. Sağ tarafa bakalım bir de. Sağ tarafta şu içerisinin içerideki dörtgen içerisindeki m'nin biz zaten 2 m artı 1 olduğunu biliyoruz. O halde elimizde artık şöyle bir değer var. Şunu çizdim. 2m artı 1 dedim. Bir de şimdi bunun dışında şu şekilde bir dörtgenimiz var. Ve bu dörtgende de şurada eksi 3'ümüz var. Şimdi hocam iyi dinle. Ben şurayla ilgileneceğim. 2m artı 1'in dörtgen içerisine alınmış haliyle. E ne yapmam gerekiyordu? 2 ile çarpıp 1 ekleyecektim. Ben bunu 2 ile çarparsam 4m artı 2 yapar. 1 ekledim. E bir de dışarıda 3 çıkaracakmışım. 3'ü de çıkardım. Böylelikle elime ne geldi hocam? 4m geldi ve bu 4m de bir dörtgenin içerisinde yine. Ne yapacağım? Yine 2 ile çarpıp yine 1 ekleyeceğim. O halde ben bunu 2 ile çarpıp 1 eklersem 8m artı 1 yapar. Demek ki sol taraf 4m artı 1 iken sağ taraf 8m artı 1'miş değil mi hocam? E tamam artık artı 1'leri götürebiliriz bence. 4m 8m'ye eşit ise m burada sıfırın ta kendisidir diyeceğiz. Bizden m değeri istenmişti zaten. Doğru cevabımız da C şıkkıydı dedik sevgili gençler. Geçelim sonraki soruya. Şimdi bak böyle bir e, olayımız varmış bizim. Sarı üçgenin diyor. Sarı dediğimiz yer sevgili arkadaşlarım hemen ben size tabi burada sarıyı da göstermek biraz sıkıntı ama şurası sarı bölge. Renkleri ters çevirdiği için pdf'de bu şekilde bir görsel oluştu. Orası sarı bölge. Sarı üçgenin köşelerinde yazan sayıların toplamı en küçük asal sayı olup ki en küçük asal sayı kaçtır? En küçük asal sayı tabii ki 2'dir değil mi? Pekala en küçük asal sayıya eşitmiş arkadaşlar. Bunun dışında mavi üçgenlerin köşelerinde yazan sayılarında toplamı birbirine eşitmiş ekstradan. E şimdi sarı üçgenin köşelerinde 6 var, eksi 8 var. Toplarsam eksi 2 geliyor. Ne eklersem en küçük asal yani 2'ye eşit olur 4. Demek ki burası 4'müş hocam. Tamam bu kısmı bulduk güzel. Şimdi gel şuna bakalım biz. 6, 4 daha 10 yapar. Z daha 10 artı Z gelir bak. Buradaki mavi üçgenin köşelerinde yazan sayıların toplamı 10 artı Z. Soldaki ne bakalım hemen. 6 eksi 8 daha eksi 2 yapar. O halde burası da x eksi 2'dir diyebilirim toplamları. Hemen bir alttaki mavi üçgene de bakalım. Eksi 8 4 daha eksi 4 yapar. Burası da y eksi 4'tür diyebiliriz. Şimdi x, y, z'yi küçükten büyüğe doğru sırala demiş bize soru açıkçası. Şimdi ben burada e, direkt yorum yürüteyim. Hepsi birbirine eşit tamam eyvallah ama burada yorum yürütebiliriz. Şöyle diyeceğim bak ben z'ye 10 ekleyince Z'ye 10 ekleyince bir sayıya erişiyorum. X'ten 2 çıkarınca aynı sayıyı buluyorum. Y'den de 4 çıkarınca aynı sayıyı buluyorum. O zaman burada eklenildiği zaman aynı sayıya erişen Z en küçüktür. Çıkarıldığı takdirde o sayıya eşit olan X ortancadır. Ve 4 çıkarılınca eşitlenen de o zaman en büyük Y'dir diyebiliriz. Yani Z, X, Y bize cevabı verir. Z, X, Y'de zaten B şıkkında verilmiştir diyeceğiz gençler. Geçelim sonraki soruya. Evet hadi bakalım beraber sorumuza. Aşağıda bir kafede kafeye ait olan üç farklı adisyon verilmiştir. Şurası kafeye olacak. Üç farklı adisyon fişi gösterilmiş. Buna göre x kaçtır diye soruluyor. X neresi hocam? X en sağdaki fişin adisyonun toplam tutarıymış. Şimdi burada ne hangi ürünler var? Çay, kahve ve soda var gördüğünüz üzere farklı da bir ürün yok. O halde çay, kahve ve şuraya da soda yazalım seninle beraber. Bir soda olsa da içsek. Şimdi x dedim çaya, fiyatına. Bir tane çayın fiyatı x olsun dedim. Bir tane kahvenin fiyatı y ve bir tane sodanın fiyatı da z lira olsun. Pekala. Şimdi birinci adisyon fişimize bakıyoruz. Bir tane çay içmiş bu arkadaşlar. iki tane kahve içmişler. Üç tane de soda içmişler. Hemen şöyle x artı 2y artı 3z fiyat öderler. Yani 79 lira öderler diyeceğim. E geçeceğim 2'ye. Bir tane kahve iki tane de soda içilmiş burada. E kahve için y lira verirken soda için 2z lira verecek bunlar. Ve bu da 39'muş. Bizden istenen ne? Bizden istenen iki çay bir kahvenin fiyatı. İki çay 2x'tir. Bir tane kahvede y'dir. 2x artı y'nin toplamı kaçtır diye soruluyor. Artık klasik bir denklem sorusu haline dönüştü bu. Peki ben burada 2x ve y'yi nasıl elde edebilirim? Şimdi 2x lazım olduğuna göre ben şunu bir 2 ile çarpayım. Bunu 2 ile çarpmam demek burada 6z'nin türemesi demek. 6z'yi de yok edebilmek için şunu 3 ile çarpalım ki şuradan da bir tane 6z gelsin çıkarırız falan. Şimdi üst tarafı 2 ile çarpınca otomatikman 2x artı 4y artı 6z eşittir. 79'u 2 ile çarpınca 158 gelecek. Bir de gençler alttakini 3 ile çarparsanız 3y 3y artı 6z yapar ki 3 kere 39 da bize 117'nin ta kendisini verir. Şimdi üsttekinden alttakini çıkarırsanız ne kalacak biliyor musunuz? Çok güzel bir şey kalacak. 2x 4y'den 3y'yi çıkardım artı y kaldı. 6z'den 6z çıkardım. Gittiler 158'den 17'yi çıkarırsam eğer 41 kalır ki bu da zaten benden istenilendi. Yani cevabımız 41 olacakmış dedik. Geçtik sonraki soruya. Bu soruda da kalınlığı önemsiz sarı renkli kalemin uzunluğu. Kenarlarında 0.4 santim boşluk olan bir cetvelle şekil birdeki gibi ölçülüyor. Şimdi şöyle buna bir zoom atalım. Şöyle gösterelim. Bakın dikkat edin. ardışık iki tam sayı arası 10 parçaya bölünmüş. O zaman her bir parçanın uzunluğu 0.1 cm. E burada da 8'den bak sonra 1, 2 tane ilerlemiş. Yani aslında burada gösterilen sayı değeri 8,2. Burada gösterilen de 2'den 1 birim öncesine gidilmiş. Yani 1,9'dur diyeceğim. Şimdi 8,2'den eğer ben 8,2'den tuttum 1,9'u çıkardım abi. Tamam mı? 2 çıksa 6,2 olur 6,3 kalır. Bu sarı kalemin uzunluğu. Bak bu sarı kalem hocam. Tamam mı? Bu cepte. Peki sarı kalemin biz uzunluğunu bulduktan sonra sarı kalemi ikinci şekilde nasıl koymuş? Cetvelin en başına koymuş. Şimdi sıfırla cetvelin başındaki boşlukta şu 0.4 birimdi biliyorsun. E şimdi bu sıfırdan itibaren koymuş ya normal sıfıra koymuş olsaydı bak sıfıra koymuş olsaydı 6.3 ölçecektim. Ama... 0.4 birim daha sola kaydırdığı için 0.4'ü buradan çıkarırım 5.9'u bulurum. Yani sarı kalemin şurada sevgili arkadaşlarım gösterdiği değer 5.9'un ta kendisi olur. Ekstradan mavi kalemin ucuna bakıyoruz nereye gösteriyor tam olarak şuraya. Yani 8'den bir birim hareket etmiş 8.1'i gösteriyor. Benden mavi kalemin boyu istenmişti abi artık rahat basit. 8.1'den ben giderim 5.9'u çıkarırım. Çıkardıktan sonra da derim ki 8.1'den 5,9 çıkarsa 2,2 kalır. Yani cevabımız da A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Ve geçelim bir diğer sorumuza. M sayısı bir gerçel sayı olmak üzere. X artı 2 M'den küçük veya eşit eşitsizliği ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. Ki çıkmış bir sınav sorusunun da aşırı derecede benzer halidir arkadaşlar. Sadece rakamları farklı da diyebiliriz mesela bunun için. Sıfır bu eşitsizliğin çözüm kümesinin elemanıdır demiş bize. Yani diyor ki sıfırı yerine yazarsan sağlayacak. Ne gördüğüm üzere x gördüğüm üzere. Şimdi o halde ben burada sıfırı yaz yazarsam yani şöyle gösterelim. x artı 2 küçük veya eşit m'de ben x gördüğüm yere sıfır yazarsam 2 küçük veya eşit m gelir değil mi? Bu cepte yani ben artık m'nin 2'den daha büyük olması gerektiğini biliyorum. Ekstradan 3 bu eşitsizliğin çözüm kümesinin elemanı da değilmiş. O halde 3'ü yerine yazarsak burada 5 gelir. 3 artı 2'den 5 gelir. Ee, M'den küçük veya eşit değilmiş. Şimdi küçük olmayan şey büyüktür. Eşit olmayan şey de o halde büyük olacak burada. Yani 5 M'den daha büyükmüş. O halde ben bu iki için şunu yazamaz mıyım? 2 küçük veya eşittir. M o da küçüktür. 5 yazabilirim değil mi? Ki ben bu aralığı nasıl ifade ederim? M elemandır. 2'den kapalı, 5'ten açık aralık diyebiliriz. Tam olarak sınavda da çok aşırı derecede benzeri çıkmıştı. Doğru cevabımız C idi. Geçelim sonraki soruya. Şimdi diyor ki dik koordinat düzleminde ben iki tane doğruyla, iki tane doğru grafiğiyle e, hatta kesikli doğrular bunlar. E, bir eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini gösterdim diyor. Aslına bakarsam burada bizi tamamıyla ko dik koordinat sistemi çizmeye yönlendiriyor soru ama çizmeden de çözülebilir tabii ki. Şimdi buna göre demiş 3 tane öncülümüz var bu ifadelerden hangileri doğrudur diye soruluyor. Birinci öncülümüze bakalım. Şimdi birinci öncülü yorumlayalım gençler. Diyor ki M'ye 2 noktası. A kümesinin elemanıysa M'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı 21'dir. Şimdi M'ye 2 yani şuradaki nokta absisli ordinatlı noktamız. Eğer ki A kümesinin elemanıysa bu iki eşitsizliği de sağlıyor demektir. O halde ben ...M'yi şurada yerine yazarsam... E, ...M artı... ...Y gördüğüm yere de 2 yazıyorum tabii ki. 6 büyüktür 6. Yani M büyüktür 0 gelirken... ...altta M'ye 2 yerine yazalım. Şurada... ...2M eksi 2 küçüktür 12 dedim. Buradan 2M küçüktür 14. Ve M küçüktür 7 gelir. Şimdi bu ikisini sağlayan M'ler... ...0'dan büyük ve 7'den küçük müymüş? O halde hangi değerleri alır? 1, 2, 3... 4, 5 ve 6 değerlerini alır. İşte bunların toplamı 21'dir denilmiş. 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı 6 kere 7 bölü 2'den 21'dir. Demek ki benim birinci öncülüm abi doğrudur. Burada bir sıkıntı yok. Şimdi geldim ikinci öncüle. 2'ye n noktası. A kümesinin elemanı değilse. N'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı eksi 27'dir. Şimdi değilse demiş bak dikkat et. Demek ki ben. 2'yi bir yerine yazayım bakayım. Üst tarafta 2'yi yerine yazarsam ikinci öncül için. 2 artı y gördüğüm yere de n yazacağım. 2 artı 3 n büyüktür 6 dedim. Burada 3 n büyüktür 4 yapar. n büyüktür 4 bölü 3 gelir değil mi? Bu cepte. Daha sonrasında bir de ikinci eşitsizliğimizde yerine yazalım bu 2'ye n noktasını. 2'yi yerine yazarsam 4 eksi n 4 eksi n e, ne gelir? Küçüktür 12 gelir. Burada e, eksi n'yi karşı tarafa atarsam n büyüktür. Eksi 8 olacaktır. Şimdi n eksi 8'den büyük diyor. Bir de n 4 bölüşten büyük diyor. İkisinin kesişimini almam gerekiyor. Ben ikisini de sağlayanları bulabilmek için. İkisinin kesişimi n'nin 4 bölüşten daha büyük olduğu durumdur. Ama bana diyor ki. E, burada n'nin alabileceği tam sayı değerlerini toplama eksi 27'dir diyor. Şimdi Bu n'ler sağlayan n'ler abi. Sağlayanlar bunlar. Sağlamayanlar nerededir? 4 bölü 3'ten küçük veya eşit olanlar. E 4 bölü 3'ten küçük veya eşit olan tam sayılar hangileri var? E sonsuz tane var. E bu sonsuz tanesinin toplamı bana eksi sonsuzu verir. Aslına bakarsan. Eksi 27 değil. O halde ikinci öncülümüz burada patlamış oldu. Geçtim 3'e. K'ya K ikilisi. A kümesinin elemanı ise K'nın alabileceği iki tane tam sayı değeri vardır diyor. Bakalım. Ben x gördüğüm yere de y gördüğüm yere de k yazacağım şimdi. Üçüncü öncül için konuşuyorum. k artı 3k büyüktür 6 dedim. Buradan 4k büyüktür 6 ve k büyüktür 3 bölü 2'yi yakalamış oluruz. İkinci eşitsizlikte yerine yazarsam 2k eksi k küçüktür 12 yani k küçüktür 12 gelecektir. k 1.5'dan daha büyükken 12'den daha küçükmüş. E şimdi ile 12 aralığında kaç tane tam sayı değeri var? Alınabilecek ilk değer 2, son değer 11 olduğuna göre 11'den 2'yi çıkardım. 9 1 ekledim. 10 tane tam sayı değeri vardır bu da K için. Lakin e, soruya bakıyorsun bize demiş ki 2 tane tam sayı değeri vardır. O halde bu da patladı. Doğru cevabımız yalnız 1. Yani A şıkkı olacakmış gençler. Geçtik bir diğer soruya. Aynı kurs merkezinde kayıtlı olan 3 arkadaş Selim, Mecnun ve Leyla kurs merkezine geliş ve kurs merkezlerinden ayrılış zamanlarıyla ilgili aşağıdakiler biliniyor denilmiş. Şimdi Selim var, Mecnun var, bir de Leyla var. SML yani. Kaptım mı olayı? Kursa Selim Mecnun'dan 40 dakika önce gelmiş, kurstan Selim Mecnun'dan 20 dakika önce ayrılmış, kursa Leyla Mecnun'dan 30 dakika sonra cart curt. Şimdi bunu bu şekilde idrak etmeye çalışırsan başarabilirsin. Sıkıntı yok. Başarılı olursun. Lakin kafan karışabilir. Kafan karışmasın diye bu adam bana şu saatler aralığında diye bir bilgi vermemiş ki verse de bir şey değişmezdi. Sen istediğin saate seçebilirsin. Mesela ben burada diyorum ki abi bu Mecnun denen adam şunları biraz daha geniş yazalım mı gençler? Önce orayı bir düzeltelim. Selim diyelim. Mecnun diyelim. Tamam mı? Mecnun. Nun ve Leyla dedim. Yani yine SML bir şey değişmedi tamam mı? Şimdi bak Mecnun'a dedim ki abi sen saat 10'da kursa gelmiş ol. Mecnun saat 10'da gelmiş. Peki Selim Mecnun'dan 40 dakika önce gelmişti. Yani ne zaman gelmiştir o zaman? 09.20'de gelmiştir. Ve diyor ki bu geliş saati. Bu da çıkış saati olsun tamam mı? Altta, alt satıra da çıkış saatlerini yazalım. Diyor ki e, kurstan Selim Mecnun'dan 20 dakika önce ayrılmış. Şimdi mesela Mecnun saat 12'de ayrılmış olsun. Yani toplamda 2 saat zaman geçirmiş olsun kursta. Selim Mecnun'dan 20 dakika önce ayrıldığına göre ne zaman ayrılmıştır? 11.40'da ayrılmıştır değil mi? Güzel. Şimdi ikinci öncülümüze baktığımız zaman diyor ki kursa Leyla Mecnun'dan 30 dakika sonra gelmiş. Yani 10.30'da gelmiştir diyebilirim o halde ben. 10.30'da gelmiş... Peki bir de diyor ki Mecnun'dan 50 dakika sonra ayrılmış. Yani 12'yi 50 geç ayrılmış diyebilirim. Selim Mecnun ve Leyla'nın kurs merkezlerinde bulunma süreleri sırasıyla S, M ve L'dir. S, M ve L'dir. Şimdi bu 2 saat kadar kalmıştı değil mi? Hemen 11:40'tan 9.20'yi çıkarırsan ne kalır hocam? Burada da 2 saat 20 dakika kalır değil mi? Aynı şeyi burada da yapalım. 12.50'den 10.30'u çıkarırsak kaç kalır? 12.50'den 10.30'u çıkarırsam 2 saat yine 20 dakika kalacaktır değil mi? O halde S ve L'nin birbirine eşit olduğunu bunların da M'den daha büyük olması gerektiğini söyleyebilirim. Yani S ile L birbirine eşit ve bunlar M'den daha büyük diyebilirim. Doğru cevabımız A şıkkında verilmiştir arkadaşlar. Geçelim sonraki soruya. Şimdi var ya pür dikkat dinlemen gereken bir soru aslına bakarsan. Bu soru TYT'de karşına çıkabileceği gibi AYT'nin ilk 10 sorusu kısmında da karşına çıkabilir. O yüzden pür dikkat dinle. Bu arada AYT ilk 10 soruda sıkıntı çeken arkadaşlarım e, beni iyi dinlesinler. Bizim bu 40 soru serisi AYT Matematik video soru kitabımızın içerisinde daha ilk bölümün ismi ilk 10. İlk bölümün ismi ilk 10 ve birbirinden güzel 40 tane AYT'de ilk 10 soru içerisinde çıkabilecek 40 tane birbirinden güzel kazanımı yüksek soru var. Aklında bulunsun. E, i̇lla kitabı al demiyorum. Tek bölüm için zaten alınmaz ama almak istiyorsan yine alabilirsin. Diğer bölümleri de çözersin sonuçta. Ama e, kitabı almasan bile mutlaka ama mutlaka videosunu izle. 40 soruda ilk 10 yazdığın zaman direkt zaten en başta çıkar. X, Y, Z birer gerçel sayı olmak üzere. Soru mühim o yüzden iyi dinle. Ee, X sıfırdan küçükmüş. Şimdi ben bunu bir sayı doğrusu üzerinde göstermek istesem. Acaba şurası sıfır olsa hocam. X'in sıfırdan daha küçük olması gerektiğini biliyorum. Bak buradaymış X. Tamam mı? Daha sonrasında e, Y 1 ile sıfır arasındaymış. Z de 1'den daha büyükmüş. Şu an hepsini sıraladım ben sayı doğrusu üzerine. Bakalım işimize yarayacak mı? KLM sayılarını X, Y ve Z cinsinden ifade etmiş. Buna göre 3 tane öncül var. Hangileri daima doğrudur diye de soruluyor bize. Şimdi şuraya bakalım. M, K'dan daha küçüktür demiş. M dediğimiz sayı bir kere zaten burada verilmiş. Bak X çarpı Z'ymiş. X çarpı Z acaba gerçekten K'dan yani X çarpı Y'den daha küçük olur mu diye düşünelim. Arkadaşlar her iki tarafta x'in bulunduğunu görüyoruz. x sıfırdan farklı ve ben bu ifadeleri x ile sadeleştirebilirim. x'e böldüm, x'e böldüm. Burada ne kaldı? Z küçüktür, y kaldı dersen inanılmaz derecede büyük bir hata yapmış olursun. Aman diyeyim hocam bu tarz hatalara yer verme. Çünkü gençler x sayısı gördüğünüz üzere bu taraftaydı. Yani sıfırın sol tarafında yani negatifti. Ben her iki tarafı negatif bir sayıya bölersem eğer Eşitsizlik tabii ki de yön değiştirecektir. Yani Z Y'den daha büyük olacaktır. Peki Z Y'den gerçekten büyük mü? Büyük demek ki o zaman birinci öncülümüz kesinlikle bize doğru şeyler söylüyor. Geçtim ikinci öncüle. L Z'den daha küçüktür demiş. L dediğim şey burada da gördüğün üzere Y çarpı Z'nin ta kendisidir. Bu diyor Z'den daha küçüktür. Ben her iki tarafı Z'ye bölecek olursam ki Z pozitiftir. O halde kafama göre bölebilirim ki burada 1 kalır. Y küçüktür 1'dir derim. Ki gerçekten Y sayısı 1'den küçük mü? Küçük o halde ikinci öncülde bana kesinlikle doğru şeyler söylüyor. Geçtim üçüncü öncüle. Üçüncü öncülde Y L'den daha küçüktür demiş. Y küçüktür. L dediğimiz şey neydi? Y çarpı Z'ydi hocam. Her iki taraftaki Y'leri sadeleştirirsem bu sefer burada 1 kalır. Y pozitif olduğu için işaret falan yön değiştirmez. 1 küçüktür Z demiş. Yani Z birden büyüktür demiş ki Z'ye bakıyorsun gerçekten birden daha büyük. Çünkü birin sağında o halde üçüncü öncülde bize doğru şeyler söylüyor diyelim. Doğru cevabımız da 1, 2 ve 3 olsun. Yani cevap E şıkkında verilmiştir sevgili gençler. Dedik ve diğer soruya geçtik sorumuzda İsmail diye bir vatandaş var. Ben Deniz 3 basamaklı ABC sayısını aşağıdaki işlemleri uyguluyormuşum bakın. X sayısı ABC'den bak X sayısı ABC 3 basamaklı sayısından şimdi dikkat et ben burayı şöyle yazarsam ABC eksi eksi parantezinde 10A artı B yazarsam ki sen gayet iyi biliyorsun şu kısım aslında AB 2 basamaklı sayısının çözümlenmiş halidir. Yani ben aslına bakarsan sağ tarafta x eşittir abc eksi ab biçiminde bir sayı yazabilirim. abc 3 ab 2 basamaklı bir sayı. Peki y sayısı o halde abc eksi bak burada 10a artı c'yi mi çıkarmış? O halde ac 2 basamaklı sayısı çıkmıştır. Üçüncü sayımız olan z'de de yine abc 3 basamaklı sayısından 10b artı c'yi çıkarmış. Yani bc 2 basamaklı sayısını çıkarmıştır diyebilirim. Bize demiş ki x y'den y de z'den daha küçüktür. Yani bu bundan bu da bundan daha küçük. Daha küçükse demek ki çıkarılan sayı daha büyüktür. Yani AB iki basamaklı sayısı AC iki basamaklı sayısından bu da BC iki basamaklı sayısından daha büyüktür diyeceğim. Bu durumda ben ABC'yi sıralayabilirim. ABC'yi nasıl sıralarız hocam? Şu şekilde onlar basamağına baktığın zaman A B'den daha büyükmüş. Demek ki hemen yazalım AB'den büyük. Bir de gençler şuraya baktığımız zaman ikisinin de onlar basamağı A olduğu için ben artık birler basamağını kıyaslayabilirim. Buradaki B C'den kesinlikle büyük olacakmış. Yani A büyük B o da büyük C demem gerekiyor. A büyük B büyük C bağıntısını yakaladım abi sıralama bağıntısını. Pekala ilk öncülüme bakıyorum şimdi. Diyor ki C'den B'yi çıkarırsam. Abi C'den B çıkarsa küçük sayıdan büyük sayı çıktığı için negatif bir sonuç buluruz. Yani bu mutlak değerin içerisi negatifmiş. Peki mutlak değerin içerisinde negatifse dışarı nasıl çıkması gerekiyor? Eksiyle çarpılarak. Yani B eksi C diye çıkması gerekiyor. E bana ne demiş? C eksi B diye çıkardım bunu demiş. O halde bu hatalı gençler. Kimse kusura bakmasın. Bunu elemek zorundayız. Geçtim ikinci öncüle. AB 2 basamaklı sayısından AC 2 basamaklı sayısını çıkarmış. Bak AB'den AC'yi çıkarmış. Büyükten küçüğü çıkarmış. Yani sonuç pozitif olacak. İçerisi pozitif olduğu için olduğu gibi de çıkması çok doğal. O halde ikinci öncülüm doğru. 3'e bakıyorum şimdi. A'dan C'yi çıkarmış. Yani büyük sayıdan küçük sayıyı, büyük rakamdan küçük rakamı çıkarmış. E bu da pozitiftir. Dolayısıyla da olduğu gibi çıkmak zorundadır. Yani A eksi C. Demek ki bana üçüncü öncül de doğru bir şeyler söylüyor. Cevabım neymiş? 2 ve 3 Birinci öncül yanlışmış gençler. Geçtik sonraki sorumuza. Aşağıda diyor A ve B bakterilerinin yaşayabildiği en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri bize verilmiş. Bakteri türü A bakteri türü ve B bakteri türü var. A bakteri türüne baktığımız zaman en düşük eksi 14 ve en yüksek 8'de yaşayabiliyor. O halde ben şöyle söyleyebilirim. E, A bakteri türünün yaşayabildiği sıcaklıkların bulunduğu kümeye A dersem eğer bu A eksi 14 kapalı 8 kapalı aralığıymış. O halde B bakteri türünün yaşayabildiği en geniş sıcaklık aralığına B dersem bu da eksi 27'den kapalı ve 6'dan kapalı aralıkmış. Şimdi diyor ki bana e, ortamın sıcaklığı T santigrat dereceyken A ve B bakterileri bu ortamda yaşayabilmekte. Pekala buna göre T'nin alabileceği değerler aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir diye soruluyor. Şimdi A ve B bakterilerinin e, aynı anda yaşamaları gereken bir ortamdan bahsediyoruz. İkisi de yaşıyoruz. Yaşayacaksa aynı ortamda o halde buradaki sıcaklık kümelerinin kesişimini almam lazım. Çünkü ona da uyacak, ona da uyacak. İkisine beraber uymamız lazım. Kesiştireceğiz bunları. Ve ben iki sayı aralığını kesiştiriyorsam şunu yapmak zorundayım. Alt sınırların büyüğü Üst sınırların küçüğü biçiminde kesiştiririm ben bunları. O halde A kesişim B ki bu kümenin elemanları nelerden oluşuyor? T'lerden. Demek ki T'ler neredeymiş arkadaşlar? Eksi 14 ile 6 kapalı aralığındaymış. Ama bana dikkat ettiyseniz şıklarımıza baktığımızda şöyle ifadeler verilmiş. Mutlak değerli eşitsizlik biçiminde ifadeler verilmiş. Şimdi bu aşamaya kadar getirdik soruyu bu aşamadan sonra dikkat edeceksin. ÖSYM bu tarz soruları her sene her sene önümüze koydu gençler. O yüzden bu senede çıkmaz diye bir kaide yok. Çıkabilir. Buna dikkat ediyorsun. Eksi 14 ile 6 kapalı aralığını yani eksi 14 küçük veya eşittir t o da küçük veya eşittir 6 e, kapalı aralığını ben mutlak değerli eşitsizlik olarak nasıl ifade ederim? Hemen söylüyorum şu şekilde. Önce bu iki sayının aritmetik ortalamasını alıyorsunuz. Bir yöntem gösteriyorum size. Aritmetik ortalamasını almak için bunları toplayıp ikiye böleceksin. Toplarsan eksi 8, 2'ye bölersen eksi 4 gelir. O halde diyorsun ki t'nin eksi 4'e olan uzaklığı, yani t eksi eksi 4'ün mutlak değeri. Yani aslına bakarsan t artı 4'ün mutlak değeri dedim. Tamam. Peki t'nin eksi 4'e olan uzaklığı, şimdi eksi 4 bunların tam ortasında. Maksimum kaç olacak? 6'ya veya eksi 14'e olan uzaklığı. Eksi 4'ün eksi 14'e veya eksi 4'ün 6'ya olan uzaklığı fark etmez. İkisi de 10'dur. Küçük veya eşittir 10 diyeceğiz sevgili gençler. T artı 4'ün mutlak değeri küçük veya eşit 10. Bana cevabı verir cevap C'ymiş. Bunu Türkçe okursan yani matematik dilinde değil de Türk dilinde okursan çok daha anlam kazanacaktır senin için. Bakın ne diyoruz? T sayısının eksi 4'e olan uzaklığı maksimum 10 birimdir. Şimdi bunu daha da anlamlı kılalım sizin için. Bak örnek veriyorum şurası eksi 4 olsun sayı doğrusu üzerinde. Bir sayı var elimizde bu sayının eksi 4'e olan uzaklığı en fazla 10 birim olabilir diyoruz. En fazla 10 birim oluyorsa bunun 11'im birim sağına gidebilirim maksimum veya 11'im birim soluna gidebilirim maksimum. Ve bu aradaki bütün değerler de benim için sağlamak zorundadır. Eksi 4'ün 10 sağ tarafında ne vardır? 6. Eksi 4'ün 10 birim solunda ne vardır? Tabii ki eksi 14 vardır diyeceğiz. Yani eksi 14 de 6 kapalı aralığını da bu şekilde zaten oluşturabiliyoruz. Aklında bulunsun. Cevap C idi geçelim sonraki soruya. Şimdi i̇şte gençler bakın bu sorumuzda ıı, inanılmaz güzel bir soru. ÖSYM'de bu tarz bir soru ki özellikle AYT kısmında da olabilir. Dikkat edin. ÖSYM'de bu soru bu buna benzer bir soru karşımıza çıkarsa elimiz ayağımız birbirine dolaşmaması gerekiyor. Çok basit bilgilerle çözülebilen çok kolay bir soru aslına bakarsanız ama sınav esnasında bu tarz sorular karşımıza geldiği zaman bu ne menem sorudur demeden de geçemiyoruz tabii. Genel itibariyle de ya boş bırakılıyor ya da İlginç basit hatalarla yanlış yapılan bir soru. O yüzden dikkatli dinle beni. 3x eksi 2'nin mutlak değeri eksi m'nin mutlak değeri eşittir n. Yani iki tane mutlak değer var iç içe. Bu denklemin çözüm kümesi bir elemanlıdır demiş. Şimdi bir tane elemanı varmış. Biz genelde bu tarz denklemlerin e, gençler İki veya dört tane elemanı olmasına alışkınız ama burada ne diyor? Çözüm kümesi bir elemanlı. Peki buna göre demiş üç tane öncül var hangileri doğrudur? Şimdi ben önce şuraya bir yorum yapmam gerekiyor. Yani bir mutlak değer çizelim oraya şöyle gösterelim. 3x 2'nin mutlak değeri eksi m eşittir n diyorum. Tamam? Önce bizim buna yoğunlaşmamız gerekiyor. Ben bunu klasik bir çözüm olarak düşünecek olursam e, mutlak değerleri yok ettiğim takdirde mutlak değer 3x-2 eksi -2 m ya n'dir derim. Veya mutlak değer 3x-2 -2, e, yazamadım hemen bir daha yazacağım sizin için şöyle eksi e m eşittir eksi n'dir diyeceğim değil mi? Yani iki tane bu şekilde çözüm yapıyorduk bir artılı bir de eksili yapıyorduk dikkat edersen. Peki e, bu benim ne işime yarar? Mutlak değerli ifadeleri bir yalnız bırakalım. Yani 3x2'nin mutlak değeri eşittir bir m artı n olsun. veya Veyahut mutlak değer 3x2 2 eşittir m eksi n olsun. Şimdi hocam burada şuna dikkat edeceğiz. Çok iyi dinle beni. Burada şuna dikkat edeceğiz. Çözüm kümesinin bir elemanlı olmasını bu aşamada açıklamamız gerekiyor artık. Yani tam olarak burada buna karar vereceğiz. Örnek veriyorum bu çözüm kümesi şimdi şuradan iki tane kök gelebilir buradan iki tane kök gelebilir toplam dört tane kök çıkabilir. Ama bir tane kök gelebilmesi için artık şuna karar verilebilir. Unutma şöyle derim bir mutlak değer 3x-2 bunlardan bir tanesi örnek veriyorum şu taraf negatif olabilir. Yani m eksine negatifse buradan çözüm kümesi gelmez boş kümedir. Çünkü mutlak değerli bir ifadenin sonucu negatif olamaz. E, M eksine negatif oluyorsa o zaman çözüm kümesi boş kümedir diyebiliriz mesela. E hocam buradan hala iki tane kök gelebilir. İşte tek kök gelebilmesi için de M artı N'nin sıfıra eşitlersem eğer 3x eksi 2'nin mutlak değeri sıfırsa x sadece ama sadece mesela 2 bölü 3 gelir buradan. Ve böylelikle çözüm kümem de tek elemanlı olmuş olur. Ya da bu taraf negatif bu taraf sıfıra eşit olurken bu gerçekleşir. Tamam mı? E şimdi düşünelim hocam. Eğer ki bu taraf sıfır olmuş olsaydı m n'ye eşit olacaktı. m n'ye eşit. m n'ye eşitken ben bu ikisini toplarsam eğer ben bu ikisini toplarsam negatif bir sayı elde etmem gerekiyor sol tarafı da. Değil mi? Ya da burası negatifken buranın sıfır olabilmesi için. m artı n sol tarafı sıfır kabul edelim bakalım neler gelecek. m artı n sıfırsa m bir kere eksi n'dir abi. Değil mi? M eksi N'ye eşitse şurada getirip yerine yazdığımız takdirde eksi N ve eksi N mi gelecek? M eşittir eksi N bulduk. M gördüğümüz yere eksi N'yi yazınca N'yi de pozitif olarak kabul edelim. Eksi N eksi N'den eksi 2 N gelir. Burada N'yi pozitif olarak kabul edince sağlıyor. E çok güzel. Şimdi o zaman birinci öncülümüze bir bakalım. Bir şeyler anladık biz. Hocam diyor ki N 1 ise M eksi 1'dir diyor. Evet tam bizim aradığımız aslına bakarsanız. Bakın M ile N birbirinin eksilisi olacaktı demiştik. Yani m N1 ise M-1 olur. Ki gerçekten burada getirip yerine yazarsan 0, Sağ tarafta götürüp yerine yazarsan ne gelir? Eksi 2 mi gelir? Değil mi? Güzel. Birinci sağlıyor. İkinciye bakıyorum. O halde N1 ise X2 bölü 3'tür demiş. Evet gerçekten burası sıfırsa biz zaten eksi 2 bölü 3 bulmuştuk. Buradan da boş küme geliyordu bizim çözüm kümemiz. Yani bu da doğru. Çok güzel. 3'e bakıyorum eğer n sıfır olursa m sıfırdan büyüktür diyor. Şimdi hocam 3x eksi 2'nin mutlak değeri bir m artı neydi? Bir de 3x eksi 2'nin mutlak değeri m eksi neydi? Şimdi eğer ki n'yi sıfır seçersen diyor n sıfır olursa şimdi n'nin sıfır olması demek 3x eksi 2'nin mutlak değerinin m'ye eşit olması ve yine 3x eksi 2'nin mutlak değerinin yine m'ye eşit olması demektir bu. Ve ben burada burada eğer şuna kalkışırsam bak dikkat et. M pozitif olursa buradan iki tane kök gelir. Buradan da aynı iki tane kök gelir. Çünkü denklemler birbirine eşit. E bu durumda iki tane kökümüz olur. Birbirinden farklı ve çözüm kümesi bir eleman olmaz. Yani o zaman üçüncü öncül patlamış mı oluyor bu durumda? Aynen öyle. O halde sevgili gençler bizim yapmamız gereken şey ne? 1 ve 2'yi işaretlemek. Yani cevabımız B şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Ve Sonraki sorumuza geçmiyoruz çünkü soru bırakmadık arkadaşlar. Bu bizim son sorumuzdu. Ciddi anlamda güzel bir soruyla noktayı vurduk. Güzel bilgilerde öğrendik, güzel sorularla da tekrar etmiş olduk bu güzel konuyu. Evet gençler, bu soruların daha da fazlasını görmek istiyorsanız, kendinizi bu sorularla bir denemeye tabi tutmak istiyorsanız tabii ki size tek bir önerim var. Bu öneride zaten belli. Dönemin başından beri ta Haziran ayında çıkardım gençler ben bu kitapları. 40 soru serisi TYT Matematik. Turuncu kitabımız. Ki öğrenciler tarafından çok sevildi, çok satın alındı. Allah sizden razı olsun. Ee, problemler kitabımız ki keza öyle. Piyasadaki hiçbir problemler kitabına benzemeyen bir kitap. Üçe, i̇çerisinde sadece 320 tane problem sorusu var. O kadar ince ki 88 sayfa gençler. 320 tane soru var ama böyle aşırı derecede yani ön sevmeden içerisinden şöyle rastgele sayfa çevir al koy sınava hiçbiri sırıtmayacak sorular o kadar iddialı sorular ee, iddialı derken zordan bahsetmiyorum Bir, e, tanıtım videosunda da söylemiştim zor soru çözmek değil sınava yarı soru çözmek önemli ve 40 soru serisi AYT matematik video soru kitabı bu 3 kaynağı da sevgili arkadaşlarım alıp e, 54 saatlik bir kamp var YouTube'da benim hazırladığım. Youtube'a hemen şunu yazabilirsiniz. 54 saatlik çalışma kampı ya da 54 saatte matematik, 54 saat tekrar kampı gibi cümleler yazarsanız o videoyla karşılaşacaksınız. Benim hazırladığım bir video. Ve bu videoda da sizler için bu 3 kitabın 54 saatte, 54 saat kısa bir süre bence ki sınavda 34-35 gün falan var sanırım. 54 saat harcanabilir bir süre. 35 gün için 54 saat kısa bir süre. Ee, bu sevgili arkadaşlarım 3 kitabın tamamının çözüm videolarının toplam süresi oradaki 54 saat. Yani ben bu kitaptaki soruların tamamını sizlere anlatırken bile 54 saat sürmüş 1080 tane soru. Yani sen çözerken artık daha kısa sürede çözersin yüksek ihtimal çünkü ben bir de anlatmak için çabalıyorum. Bundan kaynaklı gençler 54 saat gibi kısa bir süre içerisinde 3 tane kitabı da aynı anda bitirebilirsin. Aynı anda götürebilirsin. Unutma. Tamam 240 küsür sayfalık kitap yapıyor 3'ü. Öyle düşün yani. Ki bu senin için inanılmaz güzel bir tekrar kaynağı olur. Tekrar yöntemi olur. Evet gençler sonraki videomuzda üstü ve köklü sayılarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. hoşça kalın, sağlıkta kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.